Bugün yeniyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte odamı nasıl yenilediğimi videosunu çektim aslında. Şu anda da çalışma masamın üzerindeyim. Yenilenmiş çalışma masamın üzerindeyim. Burası aslında bir balkon. Daha öncesinde bir çalışma odası turu çekmiştim. O videoyu belki izlemişsinizdir. Biz burayı kapatıp bir çalışma odasına dönüştürmüştük. Çünkü kardeşimle aynı odada kaldığımız için çalışmamız zor olacağını hep düşünüyorduk. Ama böyle burayı ne zamandır yenileme fikri aklımda vardı. Öbür odam böyle hep içime sinmezdi ama burayı için böyle güzel bir şeyler yapabileceğimi hep düşünürdüm. O yüzden bu videoda da sizlerle birlikte bu odayı yeniledik. Umarım beğenirsiniz. Nasıl olmuş aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Daha fazla böyle şu da güzelleştirir aslında dediğiniz fikir varsa onları tabii ki aşağıya bekliyorum. Ya dakika bir gol bir. Allah düşeceğim ben burada ya. Allah ben mandalı kırdım. Tamam mı? Ama demiri orada kaldı ve çıkartamıyorum. Siz videoyu izleyin. Ben size öpeyim. Yeşim Hanım ne yapıyoruz? Aylin Hanım'ın odasını güzelleştiriyoruz. Boyama yapacak, badana boya yapacak. Bu videoyu az izlerseniz sizinle bir daha konuşmam. Şimdi yoğurt kabına döküyoruz. Ben o odamdaki duvarı değil. Anne neyi boruyor? Eldiven tak Aylin'a. Tamam. Aynı şey gibi kokuyor. Ortaokulda yaptığımız tuvaller gibi kokuyor. Bir de anne kafayı buluyormuşum. Bakma eldiven. Ay, hiç sevmem eldiven sesini. Burada görmüş olduğunuz benim duvarımın kenarında böyle borular vardı. Hatta siz sürekli soruyordunuz bu borular ne diye. Ben şimdi bu boruları beyaza boyayacağım. Tekrardan göreceksiniz. Aynı zamanda birkaç dekorasyon malzemesi aldım şu boruları biraz kapatmak için ama her şey geldiğinde size göstereceğim. O yüzden bekleyin. Yeşim Hanım siz bu evde olmasanız biz ne yapardık? Ya anne ne olur böyle bir yerleri boyayalım hep evde. İstersen ben odamın duvarlarını hep boyayabilirim. Hayır. Aa, cidden güzel olacak galiba odam. Duvarları çok sürmüş şurada dur yani. Hani... Ya dakika bir gol bir. Biz burayı bu şekilde bir kat boyadık. Ama tabii tek kat yeterli değil. Bunu ben yarın bir daha bir kat daha boyayacağım. Bir de sipariş ettim. Böyle 2 Haziran gibi kargoya verilir gibi. Hani ortalama öyleler ama tabii hani o kargoya verme süresi daha önce gelir diye tahmin ediyorum. 2 Haziran, 3 Haziran civarında gelmiş olur diye tahmin ediyorum. Bugün 29 Mayıs. Dün en son gördüğünüz gibi boruyu bir kat boyamıştık. Bugün de artık kitaplığımı yani şu gördüğünüz kitaplığı boşaltacağım bir yere. Çünkü biz bunu yarın başka bir odaya taşıyacağız. Artık burada olmayacak. Yavaş yavaş sipariş ettiğim şeyler de kargoya veriliyormuş. O yüzden çok heyecanlıyım. Şurası bayağı bir boşaldı. Şöyle yani odanın şu an halini hiç görmek istemezsiniz. Daha şimdi buraları boşaltacağım. Şurada kalem kutu falan var. Yani buralar bayağı sıkıştırmış oldu ama artık yaklaşık bir hafta kadar böyle bir katlanacağız. Günaydın. Bugün 3 Haziran Çarşamba ve sizlerle birlikte gelen kargoları falan göstereceğim. Çünkü tamamlanmayan bir tek led ışığım kaldı. Bir de halım kaldı. Çalışma sana dahil olmak üzere bir sürü kargo geldi. Ama ben bunları tabii ki size çekemedim. Şu an odanın hali rezalet. Rezilimi şöyle görebilirsiniz. Yani burada çalışma masası var. Orada şimdi şu boruyu güzelleştireceğimiz yapraklar var. Video çekmem gereken kargolar var. Masa lambam geldi. Bu arada bu masa lambasını çok sevdim. Bugün Rana bize gelecek çünkü bugün çarşamba ve iznimiz var. Ama dışarı çıkmayacağız galiba. Bir şeyler sipariş edeceğiz. Ben artık Burger King yemeği çok özledim. Boruları biraz yapmak istiyorum Rana gelene kadar. Çünkü bir de böyle fotoğraf çekilmek istiyorum. Alo. Oh. Rana'nın herhalde bana işi düştü. Ben açlıktan ölüyorum. Gelir misin artık? Rana çok açım. Ne olur gel. Çok açım. Lütfen. Seni çok seviyorum. Tamam hadi gel. Tamam hadi ben çabuk gel çabuk gel. Suratıma kapattı. Onu hiç sevmiyorum. Allah düşeceğim ben burada ya. Allah ya bok götürüyor burayı. Bir dakika sen şimdi nereden bulacaksın ki bak. Allah. Şu anda buraya böyle masa geldi. Biz bu masayı kurduk. Yani daha öncesine gelmişti ama yeni kurduk. Şuraya ledler geldi. Bu ledleri de yapacağım birazdan ama önce şunun sabitlenmesi lazım. Duvara çakılması lazım. Şurayı size göstermiştim muhtemelen. Bura böyle oldu.
Darana. Her çalışma odasıyla ilgili bir şey çektiğimde bu yanımda oluyor. Şimdi burada birkaç tane resim çıkarmıştım bu panoyu yapmak için. Onları düzenliyoruz. Sen böyle konuşuyorsan o vücuda çıkıyor. Arkasına müzik koy. Tamam. Aşkım, bir şarkı aç da dinle. Aşkım. Aynen, ellerim yapıştırıcı oldu. Belki biliyorsunuzdur, bu kitaplığımın oraya astığım ışıklar vardı. Şöyle ananaslı, Woobox'tan çıkmışlardı hatta böyle. Oha, çok güzel. Oha. Tamam, bir dakika, bu ışıkları ilk kez görmüyorum. Bu ışıkları ben şu sarmaşıklarını oraya yerleştireceğim. Çünkü geçen gün Instagram'da bir fotoğraf çekerken, hatta gidip bakın Instagram'da ve beğenin o fotoğrafı. Çok güzel durmuşlardı. Bunları böyle yerleştirmiştim. Şimdi bir daha buraya yerleştireceğim. Çünkü orada kalsınlar. Onlar bayağı güzel oluyorlar. Hadi yerleştirelim. Acaba bununla ip atlayabilir miyim? Şimdi size göstereyim. Şurada bir tane, hani bu boruya ne deniyor, böyle asıl boru olmayan ama boru gibi böyle çıkıyor. Şu bak bir. Bak kablo. Boru değilmiş, yanlış alarm kablo. Kablonun oradan getirdim şöyle, şunu aralık vardı oradan. Borunun burasına koydum, bence görünmüyor bile yani, şu uzaktan baktığınızda hiç görünmüyor. Buraya böyle bir tane tel almıştık. Bu teli ben size buraya sabitlerken gösteremedim. Çünkü yani biz sabitlemedik aslında. Babamın kuzeni sabitledi. Evet, onu çekmem çok doğru olmazdı. Diyeceğiz, burada çıkardığım birkaç tane resim var. Onları sizlerle birlikte asacağız. Bir de birkaç ışık mışık yapacağız. Hadi şimdi yapalım. Ben ilk bu ışıkları söylerken, bu arada bütün malzemeleri neon1.com'dan söyledim. Yani direkt mesela ışık yazımı bakın hiç bilmiyorum, çünkü linkini falan koymayı da bilmiyorum, beceremiyorum. Bu ışıkları alırken normalde bu ışıkları ben almayı düşünmüyordum. Mandala almayı düşünüyordum ama aldığım mandalar böyle kargo fiyatıyla beraber yaklaşık bir 20 lira falan tutuyordu. Ben dedim 20 lira mandala vereceğime gidip hem ışıklı mandala falan alayım. Böylesi bu 18 lira mıydı neydi? Bu ışıkları da buraya koymaya karar verdim. Bence çok tatlı oldu. Aslında buraya şu otlardan asmak istiyordum. Ama bence ışık daha güzel oldu. Resimlerde böyle genel olarak aslında hep benim için böyle anlamı olan şeyler. Onları da size anlatırım. Bir tek inek deseninde anlamı yok ama ona da bir anlam buluruz. Allah. Çok kötü şeyler yaptım anne. Allah. Anne. Hı? Ben mandalı kırdım. Hı? Tamam mı? Ama demiri orada kaldı ve çıkartamıyorum. Mandalım gitti. Dandik. I'm skinny, I'm winning, and all you bitches are ugly. Anne, ben beceriksiz miyim? Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bilmiyorum ya, kırılıp duruyorlar, anlamadım. Sugar in snowflakes of vanilla, strawberries in cigarettes. Always taste like you. Yine neon1.com'dan bir tane masa lambası almıştım. Ben eski çalışmamda da hep böyle bir masa lambası istiyordum. Çünkü bence ışığı falan çok güzel oluyor. Bir de ders çalışma günü çekerken mis gibi oluyor. Ama böyle hiç alamamıştım. Şimdi böyle bir tane beyaz böyle bir şey aldım. Bu 50 lira gibi bir şeydi ve böyle bükülüyor çok rahat falan. İlk geldiğinde böyle bu kadar rahat değildi de. Şimdi bayağı rahat bükülüyor. Bakın. Ne kadar aydınlığım artık görüyorum. Bütün yüz kusurlarımı görebiliyorsunuz. Coğrafya dersine birlikte baş koydum ama bana hiçbir zaman yarar dokunmayan ve hiçbir ülkeyi ezberleyemediğim küre. Dur burada. Hala daha senden umutluyum ve bir işe yarayabileceğini düşünüyorum. Son olarak şu düzenlediğim borulardan kalan bir tane sarmaşık vardı. O sarmaşığı da bu dolabın üzerine aldım. Şu anki yerinden pek ben emin değilim ama yine de bence fena durmuyor burada, güzel duruyor. Şimdi sizlere odamın son halini göstereceğim.